Come here, come, 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 come. Say merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lübnan'daki artık ikimizin de son günü. Aslında ben yarın ayrılıyorum. Bu videoda ise Lübnan'daki sokak lezzetleri ve 1 dolara dair neler yapabiliriz, maaşları, belki de market fiyatlarını, bunları inceleyeceğiz. What you can do with a $1? Buy coffee, I think. You can eat also breakfast. Yeah. For sure. Dostlar, buradaki gezimi erken bitiriyorum çünkü Amerika vizesi için Türkiye'ye geri dönmem gerekiyor. Bugün ise Angelika'ya veda ediyoruz. Angelika Sri Lanka'ya gidiyor. Yes, guys, let's come to Sri Lanka. We will have a fun. Perfect. Let's go. Let's do it. What did you say? When I will be famous, I will tell of my old followers. Barkan doesn't want montage my video, my old videos. But you have to do. This is your video. But I'm girl. Come on. Just do for me first 50. No. And then you'll be easier for me. Bak, bir dolara kahvaltı geldi. Bak şimdi. Gördün mü? Hop, zahterli. Bir dolar fiyatlarında zahterli olan 12.000, zahterle galiba peynir falan karıştırınca 25.000. Şu da bize yaptığı abinin. Çok güzel bir şey ya. Cidden cemil. Vallahi. Bunlar da abi zahter. Daha önceki videolarda izlemeyen varsa, zahter buralarda çok tüketilen bir şey. Böyle bir değişik bir nane gibi bir şey falan. İsmi bunun sacı abi. Sacı da böyle pişiyor diye. Ata nane. Okey. Çok Zeytun. Güzel bir şey oluyor ya. Zeytun. Yine kahveler falan da 15.000, 10.000 falan fiyatları. 1 dolara yani sokak lezzetlerinde. Angelika ayrılmadan önce son bir kahvaltı yapıp öyle başlayalım dedik. Kaldığımız yere yakın olan yere geldik, uzak bir yere gitmemek için. So this is your last day, what you wanna say? All your Turkish followers. What you wanna say? All your Turkish friends. I will miss friends. Bebeğim benim. I want to say. Begim benim. I will miss you guys. It was interesting experience. One day everybody need to go to Lebanon and try this delicious food. Yani bilmiyorum şu an Türkiye'de şöyle bir gözlemenin fiyatı ne kadar vesaire, ama içi dolu dolu, tadı çok güzel ve sadece 1 dolar. Havis. Is no, say and Turkish. Coffee, please. What? Coffee. Okay. Turkish. Yes. Rahat bokum. Türk kahvesi. Türk kahvesi. İstiyorum. İstiyorum. Ve how to say çok. Çok what? Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Очень вкусно. На русском. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Bu da böyle Angelika'nın şu anda bavulunu hazırlıyor. Kocaman büyük bir pembe bir bavulu var. Ve bir tane de şöyle bir çantası var. Burada benim bilgisayarıma benzer bir bilgisayarı var falan. Hazırlanıyor şimdi. Birazdan çıkacağız. Guys, and you, my advice, need to have this all the time I put and put here. It will be better. Abi, kızın bavulunun son hali de bu oluyor. Şuna bakın ya, böyle kocaman bir şeyle sen nasıl geziyorsun? That music for this video where I go back to Sri Lanka like la 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 and cry. Last episode need when you cry when I sit to the taxi. Not mine.
I feel okay. Okay. Thank you for everything. Be carefully. Thank you. Take care. Hadi go. Go. Gülçen. When you go to the airport, tell me, okay? Okay, bye. Bye. Ve Angelika'yı uğurluyoruz. Adadan eleniyor. Angelika gitti abi. Biz gezimize artık devam edeceğiz. Şimdi maaşları ve kalan gün içerisinde neler yapabiliriz onu anlatacağız. Hadi gidelim. Ve ben kullanmıyorum ama alacağınız en düşük şeylerden biri de ülkede abi sigara. Sigaralar gerçekten çok ucuz. Örneğin mesela bir tane şöyle bir Marlboro. Şu ikisini şöyle alacağınızda sadece 1 dolar. Marlboro 22 bin Lübnan lirası falan yapıyor. Şunlarla birlikte şöyle 1 dolar sadece. Kent how much price? 25 ha? 25 bin de kentin fiyatı. Bu 1 dolara biraz daha yakın. Yani 12 lira falan. Abi Marlboro 10 lira lan. Nasıl mümkün? İlginç. Hepsi de şey. Cibni. Orijinal yani orijinal. Bir habaşı cibni. Bir labni. Bir keşik. Ve Bursa'nın gururu Bursa'nın kardeşim gururu, Aslan. İnegöl'ün gururu. Abdülkadir var abi yanımda. Abdülkadir burada okuyan öğrenci bir kardeşimiz. Daha önceki videolarda izlediniz. Angelika'yı uğurladık. Şimdi buradaki maaşlar hakkında konuşacağız. Maaşlarla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğiz. Burada şöyle bir olay varmış. Hükümette çalışan insanlar, asker, polis vesaire 30 dolar ile 50 dolar arasında bir para alıyorlar. Nedir bu, doğru mu? Doğru, kesinlikle yani. Biraz asker daha yaklaş, abi. Biraz daha bak. Asker ortalama aylık maaşı, yani normal er yani. Zaten burada askerlik diye bir şey yok. Herkes burada paralı asker. Hani bizim gibi hani böyle işte 6 ay, 8 ay, 1 ay tarzında askerlik yok. Sokaklarda her yerde askerler hepsi var. Hepsi paralı askerler. Ve herkesin kendi ayrı bir mıntıkası var. Ortalama asker maaşları yani 30 ila 50 dolar arasında. Aynen. Geçen gün Trablus'ta, Trablus videosundaki izlediğiniz arkadaşın dayısı itfaiye eriymiş mesela, 25 dolar maaş alıyormuş. Aynen. Abi çok, bizim Paul'un mesela çok ilginç abisi bir polis. Olay. Aynen. Paul'un abisi polis, ne kadar 1,5 milyon maaş alıyormuş. 1,5'tan da 55 dolar falan yapıyor yani. Bakayım mı? Evet doğru, 55 dolar falan yapıyor. Dostlar bunun da şu olayı var. Şimdi kara borsa tamamen mafyanın elinde olduğu için istediği kurdan belirliyorlar doları. Yani devletin resmi verdikleri, bu arada kur değişiyor. Mesela bugün 1 dolar 27 bin Lübnan lirası yapıyor. Bu yarın 28 bin Lübnan lirası da yapabilir. 26 da olabilir. Fakat bu hükümete göre 1 dolar 0.066 vesaire yapıyor. 66 sent yapıyor. Fakat hükümet maaşları yine lira olarak vermeye devam ediyor. Hükümete göre, hükümete göre devlet çalışanlarına verdikleri maaş sallıyorum 1000 dolar. Ama gerçek piyasada o 1000 dolar değil. Çünkü asıl piyasa tamamen kara borsanın çevirdiği fiyatlar üzerinden gidiyor. Bak şöyle düşün mesela, geçen gün biz şimdi yemek yedik. Tam ne kadar hesap geldi? 1500. Bak yok aynen 1,5 milyon hesap geldi değil mi geçen gün? Fişte hatta dolar geçiyordu. Abi bir sene önce o hesap 1200 dolar ediyordu. Şimdi 55 dolar ediyor. Mantıksızlığa bakar mısın? Yani bir sene önce biz o mekanda otursaydık ve hesap 1,5 milyon gelseydi biz 1200 dolar hesap ödeyecektik. Ama bir sene sonra, yani bu patlamadan vesaire vesaire, ekonomik krizden, devrimden, şundan bundan sonra olduğu için bu ne oldu abi? 1,5 milyon sadece 50 dolar oldu. Yani eski, bir sene önce 1200 dolar ödediğin hesabı şimdi sadece 50 dolar olarak ödüyorsun. Çok mantıksızlık yani. Çok. Arada yüzde bilmem kaç milyon enflasyon var yani. Maalesef ki bu Lübnan halkı için çok üzücü bir durum. Biz de bugün olur da buraya Türkiye'ye geliş biletler ortalama git geli ben mesela 2500 liraya aldım. Otel fiyatı, işte günde 1 dolara neler yapabilirsin? Buna dair son günümü sizler için açıklayıcı bir video haline getirmek istedim. O yüzden ortalama gün içerisinde 1 dolara neler yapabilirsiniz onu anlatıyoruz. Hadi gidelim. Nazif insanlar. Şu Lübnan gezimde burada en çok sevdiğim olaylardan biri abi, bakın. Ya kilise hemen şurada, cami de burada. Bazen çan sesi, bir de günde 5 vakit ezan sesi. Ama buranın bir hikayesi var abi.
Şimdi bu camiyi rahmetli eski devlet başkanı Refik Hariri tarafından yaptırılıyor. Sonra Refik Hariri İsrail veyahut da başka devletler tarafından katlediliyor. Hemen şurada zaten meydanda. Ama bu kilisenin olayı da abi, bu kilise bu camiden sonra oluyor. Olayı kilisenin kubbesi caminin kubbesinden daha yüksek yapıyorlar bilerek. Allah Allah. Tabii ilk önce bu caminin şeyleri oluyor. Daha sonrasından sırf muhalif olmak için kilisenin kubbesini caminin kubbesinden daha fazla yapıyorlar. Daha üstün. Ve abi şöyle bir şey de var. Bu camide 24 saat elektrik yok. Ama kilisenin şu en tepesindeki haç işareti 24 saat elektrikli. Böyle bir ayrışmazlık var yani burada. O da çok kötü bir şey. İşte yerel bir insanla gezince böyle gerçek bilgi alıyorsun. Bak benim gözümden direkt şeydi burası. Ya ne güzel, cami ile kilise yan yana, herkes kendi ibadetini yapıyor. Biraz fazla insancıl bakıyor duruma ama gerçek olan da buymuş. Eyvallah birader. Gerçek olan bu yani maalesef. Hani bu cami olduktan sonra sırf Müslümanlara muhalefet olmak amacıyla bu kilisenin kubbesini böyle bu kadar yükseltiyorlar. Bak bu kilisenin kubbesi normalde şu kadar bak. Bak bak gördün mü bak, normalde şu kadar. Gördüm, anladım. Sonradan dikiyorlar onu bilerek sırf bizim kubbeden yüksek olsun diye. Oranın da böyle bir hikayesi var yani. Çok hadi enteresan. Devam edelim. Bak şu port 15 dolara. Şimdi şurada şöyle bir araba kiralama yeri gördük. İçeriye sordum fiyatı, olur da gelip böyle araba kiralayarak gezmek isteyen olursa 37 dolarmış günlüğünü. Fakat gerçek fiyat 12 ila 20 dolar arası değişiyor. Yani lokal bir yerden kiralarsan, birazcık da Arapça biliyorsan abi 10-12 dolara falan kiralarsın. Normal Ford Focus yani otomatik vites 12-15 dolar falan. Peki benzin fiyatları? 1 dolar abi, 1 litre benzin. 1 dolar. 1 dolardan daha az hatta ya. 1 dolar 37 dolar. Baksanıza mesela burası büyük ihtimalle patlamada olmuştur. Birçok dükkan çünkü böyle buralarda. Bak şurada da camlar falan vesaire kırık. Hemen kilisenin yanında şurada da bak Roma kalıntıları var. Gelin ona bir bakalım. İzlemeyenler varsa Baalbek diye bir yere gittik. Şuraya bırakıyorum onun videosunu, oradan izleyebilirsiniz. Hemen aşağıda da bir kilise var. Evet, orada da bir kilise var. Hadi gidelim. Şuradan gidelim. Etme. Ve ülkedeki elektrik sorunu. Gördün mü? Trafik ışıkları da çalışmıyor. O yüzden bak bu durma olayı çok fazla yok burada. Şıktan Türkiye. Türkiye. Yok eşi. Aa. Öyle Mardin. 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 Sürtli. Daya. Mardin Mardin. Mardinliymiş kanka. Vay be. Ya anta zavcatik. Abi burada böyle bir şey var. İnsanlar zamanında Mardin'den gelen, zamanında buraya Mardin'den gelen insanlar var. Vay be, Mardinliymiş. Bu arada bak şunu anlatacağım. İki tane su aldık. Abi abinin bu arada Türk pasaportu varmış. Allah Türk Allah. Türk vatandaşıymış. Efi indek hüviyet Türkiye sağ. Varmış. Abinin Allah Türk Allah. Pasaportu varmış. Eşi de Mardinliymiş abi. Burada işte halen terahtela Türkiye. Kanka iki kızı Türkiye'de evlenmiş. Sevacı bir Türkiye. İki kızı kanka Türkiye'den evlenmiş. Abinin bize karşı aşkı var ya. Aa çok teşekkürler. İnşallah. Şükran, ehlen ve selam. Ehlen ve selam. İki tane su, iki tane çikolata aldık. Ne tuttu? 30 bin tuttu değil mi? İki tane su, iki tane çikolata aldık. Kaç para tuttu abi? 30 bin tuttu abi. Yani 1 dolardan 1 lira falan daha fazla galiba. 27 bin şu an. 14 lira, 15-16 lira falan. Normal. Normal mi sizce? Su Türkiye'de şu an 3 lira desek 3-6. 3-6, 3-3'ünler 9-12 hemen hemen aynı. Şunlar 5-5 lira olabilir. 5-5 lira. Şu an çikolata kaç paradır ki Snickers Türkiye'de? 5-5 lira. Olabilir. 5-5 lira. Şurada içek öyle gidelim. Evet abi, biraz önce araba fiyatları vesaire dedik. Petrolün burada litresi de sadece 1 dolar falan civarı. 1 dolardan bir tık daha az. Dostlar bakın şimdi göstereceğim hemen. Şu gördüğünüz minibüsler var ya.
İki kişi ona binerseniz gene 1 dolar falan yapıyor. Böyle bir olay var. Yani ulaşım genel olarak ucuz. Şu minibüsler taksilerde 1 dolar falan açılır. Şimdi abi 1 dolara yapılabilecek şeylerden biri de dükkanın da isminden göreceğiniz gibi falafel. Tam Hamra merkezdeki bir dükkan, Hamra sokağındaki. Abi biz hep buraya geliyoruz falafel yemeye. Çünkü en temiz, en güzel. Bak fiyatları da hemen şuradan görebilirsin. Hatta 1 dolardan belki 20-30 kuruş daha düşük. Sandviç ekstra 25 bin demiş, 23 bin demiş. İşte 18 bin demiş falan filan. Adamın şeyi de burada. Domates, biber, turp, maydanoz, nane. Şöyle bir falafel yapıyor kardeşim. Bak bak bak. Can alıcı hareket geliyor şimdi. Beyrut'ta abi otel, konaklama vesaire olaylarına dair. Booking'den aşağı bırakıyor. Genellikle buradan bakıyorum otellere, hostellere vesaire kalabileceğim yerlere. Bir de Hostel World diye bir şey var. Bizim sırt çantaların gidip ucuza kaldığı yer. Buralardan bakabilirsiniz konaklama fiyatları için. Abi fiyatlar sürekli değişiyor. Aa, bunun en büyük örneklerinden biri bak. Fiyatlar sürekli değiştiği için de net bir fiyat ya ortalama şu kadara kalırsınız diyemiyor. Konaklamayı da böyle halledebilirsiniz buraya geldiğinizde. Nasıl? Ola 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 primo mio. Ketel. Merhaba. Hey, merhaba. Kifak. Ne, cuenta? Ne. Merhaba, kifak. Donde esta ella? Ella está trabajando. Sí, está haciendo algunas cosas, pero viene más tarde. Perfecto, perfecto. Ah, qué bien. Quiero grabar un video. Sí, claro. Con ti. Sí. Claro. A ver. Ahora trato de hablar el español. Okay. Pero no lo sé mucho. Olvido todas tus palabras. ¿Qué quieres decir? Hola amigos míos. Soy Berko, hablando un poquito el español. Vamos a ver, ¿quién eres? Ok, soy Andrés y soy de Colombia. Estoy muy feliz de conocer a Berko de Turquía. Muchísimas porque gracias. Porque es un gran amigo y es una persona muy especial. Y aunque es muy poco el tiempo que nos hemos conocido, se ha convertido en una persona que se lleva una gran parte de mi corazón y es muy, una muy linda persona, así que... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo mío. Último día en Lébana. Sí. Saludos Turquía y Colombia. Bye Colombia, parceros. Parceros. Abi benim buradaki son günüm ve buradaki Kolombiyalı arkadaşlarımla da görüşüp öyle gittim. Bana yazdılar, dediler ki Berko gitmeden önce son bir kez daha görüşelim, selamlaşalım. Şimdi buradan artık havalimanına doğru devam edeceğim. Çantam, her şeyim hazır. Hava da çok sıcak. Lübnan'daki son gün artık. Tenemos mikrofon porque. Şimdi abi, y también ella es esposa él. Hola. Hello. ¿Cómo te llamas? Helis. Is my name. ¿Quién eres? Yo soy una increíble mujer que ama el mundo y ama las personas. Mándale un saludo a alguien. Un saludo para todos en este canal, un saludo para nuestro amigo y nuestro parcero Berko. Es increíble. Muchísimas, muchísimas gracias, hermana y hermano mío. Abi, llamamos. Andrés, Abdülkadir, Bursalı ve Helis. Helis'le Andrés. They are married. Onlar evliler abi, ikisi Kolombiyalılar. Ve ülkelerde yaşayarak işte geziyorlar 3 ay, 5 ay vesaire. Şu anda işte son günümüzde de gitmeden önce bana yazdılar işte. Dediler ki Berko bir kere daha buluşalım, görüşelim. Ondan sonra sen de havalimanına git. Benim de burada çantam falan her şeyim hazır. Bana da böyle
çok güzel bir not yazdılar, dua ettiler benim için. Şimdi artık havalimanına doğru gitme vakti. Artık havalimanında görüşürüz. Haydi Allah'a emanet. Muchísimas gracias. Aynen amigo. Bolt'la şuradaki taksiyle havalimanına kadar şimdi geldim. 75 bin Lübnan lirası, yani 2,5 dolara falan, işte 2,5-3 dolara falan havalimanına gelmiş oldum. Şimdi buradan bir uçuşum var. Önce Antalya, 8 saat orada aktarma, sonra oradan da İstanbul'a doğru. Lübnan seyahati bitmiştir. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Gezi biraz erken bitti çünkü geri dönüp bilgisayar almam gerekiyor. Bu videoları editlemem gerekiyor. Bir de Amerikan vizesi için işlemlerimi yapmam lazım İstanbul'da. Artık İstanbul'da. Ondan sonra yeni bir ülkede görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Cansınız. Hadi.